MHP Genel Merkezi'ne 2 kilometre, Beştepe'ye 5 kilometre bir yerde bir can katlediliyor. Katledilen bu canın neden katledildiği, niçin, arkasında kimler var, kimler yok, sebep ne? Bunlarla ilgili bütün sorular cevapsız. Herkes bilsin ki eğer yaşanılır bir Türkiye'de hep beraber yaşamak istiyorsak canımız ve malımız mutlaka emin bir halde olmalıdır. Geleceğimizden kaygı duymadan yaşamalıyız. Endişe duymadan sağımıza soluma bakmalıyız. Adalet bunun gereğini yapmalıdır. Sinan Ateş suikasti mutlak anlamda aydınlatılmalıdır değerli arkadaşlar. Buradan sesleniyorum daha vakit varken. Korkmadan, hesap yapmadan, herhangi bir endişeye kapılmadan gerçeği milletle paylaşın, failler kimse bulun ve hesap verebilir hale getirin. Milli Yol dedi ki, üretim olursa gelecek olur. Üretim olursa mutluluk olur, huzur olur, refah olur. Bu sebeple yapısal değişiklik şart. Eğitimden başlayarak yönlendirmeli eğitim yapmazsanız dolu dolu üniversite mezununuz olur. İşsizler ordusu üniversite mezununuz olur. Şu anda üniversiteler arasındaki işsizlik oranı üniversiteyi bitirmişlerin arasında %35. Bizim mutlak anlamda yeni anlayışlara ihtiyacımız var. Yeni anlayışlara ihtiyacımız var. Eğer biz bunu sağlayamazsak hiçbir şeyi sağlayamayız. Mutlak anlamda üretim ekonomisini hayata geçirmek zorundayız. Borcu borçla kapatma devri bitti. Mevcut iktidar 21 yıldır milleti borçlandırarak siyaseti de iktisadı da götürmeye çalışıyor. Borçlanarak Türkiye yöneteceklermiş altılı masa. Zaten herkesin ne dediği de pek anlaşılmıyor. Milli Yol her şeyi milletten alıp millete verecek. Borçlanarak, daha çok borçlanarak, Amerika'ya, Avrupa'ya veya Arap sermayesine dayanarak gelecek kurmayacak. Türkiye'nin derhal yapısal bir değişikliğe ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Bu sistem efendilerin sistemi. Bu sistem milletin, mazlumların sistemi değil. Yıkacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle yıkacağız. Başka yolumuz yok. Yıkacağız bu sistemi. Milli Yol Partisi olarak 14 Mayıs'a hazırız. 14 Mayıs'ta bir şey değiştireceğiz. Her şeyi değiştireceğiz sloganıyla ortaya çıktık. Bu sistem mutlak anlamda değişecektir. Değişmezse ne olur? İnanın Türkiye biraz daha zora girer. Biraz daha kötüye gider. Yüce Türk Milleti, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Biz varız. Kim var? Kim yönetecek dediğinizde iki elimle birlikte kaldırıyorum. İşte biz varız. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Biz varız. Her yerde gözükmeyebiliriz. Birileri bizi gizleyebilir. Birileri bizim üstümüzü örtebilir. Onlar kimmiş? Bunlar nereden çıktı diyebilir. Küçümseyebilirler. Rabbim şahit olsun ki yüreğimizin sesi, milletin yüreğinin sesiyle birleşirse Türkiye'de çok şey değişecek. Ben buna kalben inanıyorum. Rabbim şahit olsun ki efendilerin saltanatına son vereceğiz. Ve resimlerimizi hiçbir devletin veya şehrin girişine çıkışına veya devlet kurumlarına asmayacağız. Biliyoruz ki biz faniyiz. Yarın daha iyi yapacaklar geldiğinde bizim resimlerimizi kimse indirmesin. Asmayacağız. İndirilecek resimleri asmayacağız. Milletin hesap veren, hesap soran, açık, şeffaf yönetimlere ihtiyacı var. Milli Yol'un kuracağı iktidara ihtiyacı var. Biz hesap vereceğiz. Siyaseti süreli yapacağız. Saltanata son vereceğiz. Ve siyaseti değişime dönüşme uğratıp sadece ve sadece millete bir hizmet yolu yapacağız.